Gerçekten. Arkadaşlar hoş geldiniz. İzmir Ekonomi Üniversitesi Eysem Kulübü ile Atölye 15'in işbirliği altında bugün sizinle Oğuzhan Güç ile beraber bir ufak bir Atölye 15'in ne olduğuna dair, hakkında ne yaptığına dair bir sunum, bir webinar aslında düzenliyoruz. Girişimcilik hakkında, Atölye 15 hakkında ve teknoloji hakkında çok daha fazla şey konuşacağız. İsterseniz ben lafı uzatmadan direkt Oğuz Bey'e devredeyim. Peki Murat, çok teşekkür ederim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aslında benim 2004 yılında girdiğim Ekonomi Üniversitesi'ne. Bu arada herkes beni mezun zannediyor ama aslında mezun da değilim. 2004 yılında girdim ve 2021 yılına geldik. Hala mezun olamamış bir öğrenci olarak sesleniyorum. Yani sizlerden pek de bir farkım yok. Her ne kadar sadece bir tane dersin olmuş olsa da mezun sıfatını daha edinememiş biri olarak karşınızdayım. Dolayısıyla çok da farklı noktalarda değiliz esasında. Bugün aslında biraz size Atölye 15'ten bahsetmek istiyorum. Çünkü Atölye 15'in kuruluş hikayesi 2009 yılında başlıyor. Ve 2009 yılında esasında Ekonomi Üniversitesi içerisinde doğan bir fikir. Tabii ki benim aslında çocukluk hayalim. Ortaokul hatta lise zamanından beri uğraştığım, Türkiye'ye internetin ilk gelmesiyle beraber uğraştığım bir hayalimdi. Üniversiteye girmemle beraber bir tık daha fazla boş zamanım olmasından dolayı freelance olarak çalıştığım, ajanslarda staj yaptığım bir dönem sonrasında artık belli bir network elde ettikten, belli bir müşteri portföyü elde ettikten sonra da Atölye 15 fikrini hayata geçirdiğim, daha üniversite 3. sınıfta, yanlış hatırlamıyorsam, üniversite 3. sınıftayken Atölye 15'in ilk ofisini açıp, ilk şirketi mesela kurup başladığımız bir hikayemiz var. Dolayısıyla öncelikle bugün size Atölye 15'i bugünkü halini, yani çok da böyle ahkam kesecek bir durumda olmadığım için, işte şu şöyle şöyle zorluklardan geçtik, şu oldu, bu oldu gibi falan böyle anlatacak şeyim yok. Atölye 15'in böyle bir acıklı bir hikayesi de yok, sadece evet çok çalışma, doğru insanlarla çalışma, doğru takımla çalışma Atölye 15'i bugüne getiriyor. Bugüne kadar Atölye 15'te 100'e yakın arkadaşımız çalıştı, belki 100'den fazla. Onların sayesinde, onların emekleriyle beraber hepimizin çok çalışması, hepimizin Atölye 15'i belli bir noktaya getirmesi, burayı bir okul olarak görmesi sayesinde hepimiz Atölye 15'i bir yerden bir yere kadar getirebilmiş olduk. Bugünkü geldiği konumdan bahsedeceğim size. Bugün şu an Atölye 15 neler yapıyor, ne tarz projeler yapıyor. Ona göre de sizin merak ettikleriniz varsa onlara cevaplamak istiyorum. Sunuma Murat, sen mi geçirmen gerekiyor? Tamamdır. Atölye 15'ten başlıyorum ve Atölye 15 şu anda 12 yıllık bir şirket. 12. yılını kutluyor Eylül ayında. Aslında çok da az kaldı. Eylül ayında 13. yılına girecek Great Place to Work şirketi. Great Place to Work'ü biliyor musunuz bilmiyorum ama dünya çapında bir mutluluk, çalışanlarının mutluluğunu sağlayan şirketler arasında mutluluğuna kimin ne kadar önem verdiğini gösteren çok önemli sertifikalardan bir tanesi ve biz 2020 yılının sonlarında bu sertifikayı kazandık ve çok ciddi puanlarla kazandık. Çünkü Atölye 15 gerçekten de insan odaklı bir şirket. Burada yaptığımız iş tamamen insanlarla, buradaki ekip arkadaşlarımızla olan bir iş. Dolayısıyla gerçekten insana değer veren ve buradaki insanların nasıl daha mutlu çalışabileceğini kafa patlatan bir şirketiz. Çok kısaca bahsetmem gerekirse Atölye 15 aslında bir outsourcing şirketi, bir design ve development outsourcing şirketi. Atölye 15 bugüne kadar 8 farklı ülkede 180'den fazla müşteriye hizmet verdi. 12 yıllık bir tecrübemiz var, 28 kişilikte bir ekibimiz var. Bu 28 kişilik ekibin de yaş ortalaması şu an 27.
%40'ını kadınların oluşturduğu, yaş ortalaması 27 olan çok genç bir ekipten bahsediyoruz esasında. Atölyomuş'un yaptığı işi ise kısaca şöyle tanımlayabiliriz. Atölye 15, startupların, kurumsal şirketlerin, hızlı büyüyen firmaların, markaların web veya mobil projelerini fikir aşamasına alıp projelendirip yazılımların tasarımlarını hazırlayıp yayına çıkartan onların bir product ekibi olaraktan o projelerini hayata geçiren bir ekipten bahsediyoruz. Birazdan vereceğim örneklerle çok daha iyi anlatacağımı düşünüyorum. Esasında bu pandemi sürecindeki birçok sıkıntımız oldu hep beraber. Zannedersem şu anda videonun sesi gelmiyor size. Dolayısıyla bu videoyu geçiyorum. Eğer videonun sesi geliyorsa bana yazarsanız sevinirim. Şöyle bir bakayım ya, yazan var mı diye videonun sesiyle ilgili. Herhalde yazan yok ama ben sesin gelmediğini tahmin ediyorum. Testlerimize gelmemiş. Videoları hızlı geçiyorum. O yüzden. Okey. Pandemide şu anda aslında bomboş bir ofisten sesleniyorum. Size burada da görebileceğiniz üzere hemen esasında Atölye 15 ofisi bu. Atölye 15'teki insanlar, bahsettiğim yaş ortalaması 27 olan %40'ın kadınların oluşturduğu bu ekibin normal yaşam şartları aslında bunlar. Hepimiz çok özlüyoruz ofiste. Ofis günlerimizi, ofiste olduğumuz zamanlar çok daha eğlenceli, çok daha iç içe olan, insana daha çok dokunduğumuz bir dönemdi. Evet, pandemide hiçbir işimiz aksamadı. Pandemi döneminde tam tersine işlerimizi iki kat daha büyütme şansı elde ettik. Ekibimizi genişletme şansı elde ettik. Uzaktan çalışma ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Bütün işlerimiz tıkır tıkır ilerliyor. Ama tabii ki de yapamadığımız o insanın yüz yüze göze olan iletişimi, buradaki o Atölye 15'in ailevi bir aile gibi bir, hatta ben lise sınıfına benzetiyorum. O lise sınıfındaki o heyecanımızı tabii ki uzaktan belli bir ölçüde kaybediyoruz. O yüzden ofise döneceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Nasıl çalışıyoruz derseniz, Atölye 15 nasıl çalışıyor derseniz, bahsettiğim gibi 28 kişilik bir ekibimiz var esasında. Bu ekip içerisinden her projemizin 5-6 kişilik bir takımı oluyor. Yani her projenin ekskluzif bir takımı, dedike bir takımı ve o takım projenin başından sonuna kadar o projeyi hayata geçirmeye çalışıyor. Birçok projemizde, hemen neredeyse bütün projelerimizde Scrum metodisiyle ilerliyoruz. 2 haftalık sprintlerle ilerliyoruz. Müşterilerimizle her 2 haftada birer demo yaparaktan, işte sprint sonları retrolar yaparak, planlama toplantılarına müşterilerimizi dahil ederekten hep ilerlediğimiz bir süreç var. Detaylarını isterseniz soru cevapta anlatırım. Neler yapıyoruz? SaaS projesi olabilir, iOS, Android application'lar olabilir, bir ödeme portalı olabilir, sosyal ağ olabilir, TV application'ı, bir B2B projesi olabilir, marketplace olabilir, landing page, online store. Esasında çok farklı alanlarda çalışıyoruz. Ama bizim tek bir odaklandığımız konu var. Web ve mobil application'lar. Bunların herhangi bir iş yapmıyoruz. Ama bunların içerisinde farklı projelerde, farklı domainlerde, farklı alanlarda birçok proje yaptık. Kimlere yaptık bu işleri? Onlardan bahsedeyim size biraz. Bizde böyle bir daha basit şekliyle, daha basit anlatımıyla bir ajans ilişkisi yok. Daha doğrusu şundan bahsediyorum. Böyle ajanslarda işte hepiniz belki biliyorsunuzdur. İş gelir, tıkır tıkır yapılır ve öbür işe geçilir. Bir iş yapılır, tıkır tıkır yapılır, öbür işe geçilir. Önemli olan orada müşterinin memnun olması. Müşteriye işi teslim edip parasını almak. Bizde öyle değil. Bizde tam tersi aslında bütün projelerimiz aslında bir long term partnership altında ilerliyor. Nasıl? Ortalama bir müşterimizin, bir projenin bizde kalma süresi 2-3 sene. 2-3 sene boyunca onları geliştirdiğimiz product'ı geliştirmeye devam ediyoruz. Yenileniyor. Çünkü evet, tabii ki bir launch'a
muhtemelen 3 ayda 4 ayda çıkıyoruz. MVP'yi 3-4 ayda hazırlayıp yayına çıkıyoruz ama ondan sonra da sürekli olaraktan o projeyi geliştirmeye devam ediyoruz. Örneğin Mercedes-Benz'in iki projesini yaptık. Örneğin globalde Daimler'de global Mercedes'te iki farklı projeye imza attık bugüne kadar. Örneğin Young'ın belki 5-6 farklı projesini yaptık. Yurt dışında Bass, Fustan Road, Nuff gibi birçok global markayla çalışma fırsatı yakaladık. Onun haricinde Türkiye'de Ekonomi Bankası'ndan Eczacıbaşı'na Doğan Holding'e, Microsoft Türkiye'ye, Volvo Türkiye'ye birçok kurumsal firmayla çalışma şansı yakaladık. Bunların haricinde bizim biraz daha çalışmayı sevdiğimiz, biraz daha çalışma şeklinin bize hitap ettiği dotcom şirketlerle çalışıyoruz. Bunlar kim? İşte Hepsi Burada, Peak Games, Indonesia, 24 Saat İş, Kolay Yıka, Rolik Games, Merlis, Fun, Tatilde Kirala, Sokrates gibi startuplarla çalışmayı seviyoruz. Çünkü orada teknik olarak challenge'ları daha yüksek oluyor. Teknik olarak kendimizi daha iyi ifade edebildiğimiz için de bizim de kendimizi geliştirmemizde çok daha güzel bir zemin oluyor. O yüzden bu tip şirketlerle çalışmayı bir tık daha seviyoruz. Uzmanlığımız aslında biraz önce de bahsettiğim gibi web ve yapı gelişimler. Dolayısıyla backend tarafında, frontend tarafında, mobile development tarafında çok iyi bir product ekibimiz var. Aynı zamanda birçok yazılım şirketinde olmayan, belki de Türkiye'deki yazılım şirketleri arasında en iyi UI UX takımına sahip bir şirketiz. Atölye kurulduğu günden beri tasarıma çok önem verdiği, tasarımla yazılımı hiçbirbirinden ayırmadığı için de yıllardan beri de bir atölye dizayn kültürünü oluşturduğumuza inanıyoruz. Eminim ki aranızda yazılımla ilgilenenler vardır. Dolayısıyla çok hızlı geçiyorum buraları. Soru cevap kısmında isterseniz konuşuruz. Backend tarafında kullandığımız ana teknoloji aslında Node.js, PHP kullanıyorduk. Eskiden hala da bazı projelerde kullanıyoruz. Ama asıl isteğimiz şu an Node.js ve MongoDB üzerine. Birçok projemizi AWS üzerinde, Amazon üzerinde koşturuyoruz. Frontend tarafında ise ana amiral gemimiz React.js kullanıyoruz. Bazı projemizde Angular ve Vue'da var ama orada ana koşturan kısım React.js'ten bahsetmem gerekiyor. Mobile tarafta ise React'in uzantısı her ne kadar herkes aynı zannetse de biraz daha farklı olan React Native'i kullanıyoruz. Bütün projemizi TypeScript'le yazıyoruz. İşte API tarafında GraphQL kullanırız vesaire vesaire. Bunları çok tekniğe girmeden geçiyorum. UI UX ekibimizin yaptığı işleri görmek için ise Dribbble hesabımıza veya Behance hesabımıza girmenizi tavsiye ediyorum. Tabii bizim için aynı zamanda en önemli unsurlardan bir tanesi de DevOps. Burada bir DevOps kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Burada CI/CD süreçlerimiz çok düzgün oturmuş bir şekilde. Tüm projelerin bizde istisnasız testi yazılır. Her kodun testi yazılır. Kod review yapılmadan hiçbir iş ilerlenmez. Vesaire vesaire. Hakikaten burada işin mühendislik kurallarına uygun şekilde ilerliyoruz. Dolayısıyla Atölye 15'i biraz önce bahsettiğim gibi bir okul gibi olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de işi hakikaten mühendislik kültürüne uygun bir şekilde yapıyor olmamız. Aslında burada şu anda sizin sesini duyamadığınız kickoff toplantılarımız oluyor. Bu kickoff toplantıları ne? Ben bunu şöyle oynatayım. Ben de anlatayım. Kickoff toplantılarımız bizim her sene yaptığımız, her sene yıl sonunda yaptığımız ekip olarak bu sene neyi iyi yaptık, neyi kötü yaptık, kendimizi nasıl daha geliştirebiliriz, neler yapabiliriz, yeni teknolojileri nasıl adapte olabiliriz, bu teknolojileri kendi projelerimize nasıl entegre edebiliriz bahsettiğimiz bir toplantı, bir gün esasında. Bütün ekibimiz geliyor sabahtan akşama kadar öncelikle geçen seneyi değerlendiriyoruz. Öğleden sonra yemeğimizi yedikten sonra da esasında önümüzdeki senede yapacaklarımızı planlıyoruz. En sonunda böyle ufak bir mesela geçen sene Arkasta bölgeninde böyle bir kickoff düzenlemiştik. En sonunda ufak bir böyle bir kutlamamız oluyor.
Aynı zamanda kendi içimizde yaptığımız birçok internal projemiz oluyor. Bunlardan mesela örneğin COVID çıktığında denemek istediğimiz teknolojiler vardı. COVID'in o hayatımıza girmesiyle beraber hemen basit bir karantina uygulaması yapmıştık. Burada aslında bu proje böyle çok acayip bir genius bir fikir patlayacak, çok hype edecek bir proje olacağından değil, sadece bazı projeleri, müşteri projelerinde bazı fikirleri müşteri projelerinde deneyemiyorsunuz. Dolayısıyla esasında kendimize yaptığımız, kendimiz geliştirmek için kullandığımız bir uygulamaydı. Onun haricinde yine farklı bir alana girdik. Sonra COVID ile alakalı etraftaki COVID salgını ve istatistikler ve sizin daha önce gezdiğiniz yerlere alan bir tık daha geliştirdiğimiz, bir tık daha fazla teknoloji içine dahil ettiğimiz bir projede hazırladık. Bunların bazıları yerine giriyor, bazıları yerinden kaldırılıyor vesaire. Bu bizim tamamen internal projelerimiz. Size bugüne kadar yaptığımız projelerden birkaç tane bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi 8 farklı ülkede hizmet verdik. Bugüne kadar Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de, İsveç'te, Dubai'de birçok farklı ülkede hizmet verdik. 180'den fazla müşteri, 200'den fazla proje yaptık. Böyle ufak ufak hızlı hızlı projelerden bahsetmek istiyorum. Örneğin Mercedes'e yaptığımız bir proje. Mercedes şöyle bir problemim vardı. Dünyadaki ikinci el araçların Mercedes marka, ikinci el araçların bütün datası onlarda var. Ama hangi ülkede, hangi araç ne kadar seviliyor, hangi araç ne kadar tutuluyor bunu görmek istiyordum. Bunun da şöyle bir hikayesi var. Mercedes bize geldiğinde böyle bir API'miz var, böyle bir datamız var. Biz insanlara Mercedes'ten leasing yani kredi vereceğiz. Ama bunun öncesinde bu krediyi hak kazanmaları için ki yani çok basit bir şey bu aslında ama bu uygulamaya girip, web uygulamasına girip karşılarına gelen araçları filtreleri yaptıktan sonra karşılarına gelen araçları hot or not bir Tinder vari bunu beğendim, bunu beğenmedim diye işaretliyorlar ve beğendiklerim arasından Mercedes Finance onlara leasing kredi imkanı sunuyor. Bu sayede Mercedes bunu bazı ülkelerde şart koştu ve bu sayede aslında birçok ülkede birçok veri elde etti. Hepimizin tahmin edeceği üzere işte Arap Yarımadası'nda daha büyük araçlar, jipler vesaire tutulurken Kuzey Avrupa ülkelerinde küçük araçlar daha popülerdi. Bunlara bu dataları veya işte Avrupa'nın farklı ülkelerinde hangi araçların sevildiği, hangi modeller birbirleri arasında ne kadar rekabet ettiğini Mercedes'e sunmuş olduk. Onlar da bu veriye göre belki üretim planlarını değiştiriyorlar. Belki de ikinci el araçların yerlerini değiştirmeye kadar gidecek bir proje. Hanschmidt dünyanın en büyük boya firmalarından bir tanesi. Sadece boya değil, fabrikadan eve tüm tadilat ve inşaat ihtiyaçlarını karşılayabilen bir boya firması. Yüzlerce, binlerce bayisi, on binlerce sahada çalışan personelin olduğu bir firma ve bu firmanın aslında dijital dönüşümünü yapıyoruz. Bugüne kadar yapılmış tüm manuel süreçleri sahadaki personelin ellerindeki tablet ve mobil uygulamalardan gittikleri yerlerde işi projelendirme, teklifleri alma, orada şantiyede çalışmaya başlama, şantiyedeki projeyi yönetme, projede çalışacak kişilerin eğitimleri, yaptıkları görevlerin tamamlanmasına kadar birçok alanda uçtan uca bir çözüm sağlıyoruz. Şu an aktif olarak çalıştığımız projelerden bir tanesi bu da. 24 saatte iş bizim çok sevdiğimiz ve bize hakikaten böyle toz bulutu halinde gelmiş. Hakikaten bir fikir olarak gelmiş. Yani 24 saatte işin kurucuları bize geldiklerinde ya bizim böyle böyle bir fikrimiz var. Bunun Avrupa'daki örnekleri bu. Bunlar çok hızlı büyüyen bir trend. Biz bu alanda proje geliştirmek istiyoruz diye başladığımız bir konuşmanın 3 sene sonunda işte 2 milyona yakın kullanıcıya ulaştığı
Türkiye'deki bütün büyük firmaların, bütün büyük key account dediğimiz bütün büyük holdinglerin kullandığı bir mavi yaka iş arama lokasyon bazlı bir mavi iş arama uygulamasına döndü. Şu anda örnek veriyorum, McDonald's bir motokurye aradığı zaman buradan ilan verip etrafındaki, yani örneğin İstanbul Beşiktaş şubesindeki, McDonald's'ın İstanbul Beşiktaş şubesindeki ilan verdikleri zaman Beşiktaş civarındaki daha önce motokuryelik yapmış kişilerle match olup onlara bu iş imkanını sunan bir uygulama. Eğer işveren motokurye başvurur, işveren de shortlist ederse otomatik olarak match oluyorsunuz ve bir chat aşaması başlıyor. Ve bu chatten de aslında çok hızlı konuşmaya, bir randevulaşmaya ve işe girmeye başlıyorsunuz. Çünkü mavi yakada CV önemli değil. Bu insanlar motokuryenin bir CV'si olması biraz garip geliyor. Buradaki önemli şey kaç yıldan beri bu işi yaptığın, daha önceki çalıştığın şirketler neler? İnsanların baktığı aslında iki konu bu. O yüzden bunu çözen bir proje. Şu an çok hızlı büyüyor, büyümeye devam ediyor. Çok ciddi yatırımlar alarak büyümeye devam ediyor. Ve şu anda biz de diğer projelere yoğunlaşmamız gerektiği için Atölye 15'ten mezun olmuş bir proje. Şu anda 24 saatte işi kendi çok güzel bir, çok iyi bir development ekibi var. Projeyi böyle yavaş yavaş onlara teslim ettik ve şimdi onlar bizim kaldığımız yerden projeyi geliştirmeye devam ediyorlar. Microsoft Xbox için yaptığımız proje, bu da aslında Xbox'ın Türkiye'deki bütün pazarlama, 360 derece tüm pazarlama kanallarındaki kampanyanın vardığı nokta. Yani siz billboardlarda da, televizyon reklamlarında, retail'larda da gördüğünüz tüm reklamlar bu web sitesine bağlanıyor ve buradan da satışlar gerçekleştiriliyor. Kolaika yine Türkiye'nin en seksi startuplarından bir tanesi, en hızlı büyüyen, en fazla yatırım alan startuplardan bir tanesi. Kolaika ekibi çok tatlı bir ekip onlar da. Çok girişimciliği çok iyi bilen bir ekip. Çok hızlı büyütüyorlar. Bu hızlı büyüme esnasında web uygulamalarını çok belli bir yere getirdiler, çok iyi bir yere getirdiler. Ancak mobil tarafta ekipleri yetmiyor veya zamanları yeterli değildi. Bize geldiler ve biz de zaten Atölye 15'te yıllardır Kolaika'nın ilk kurulduğu günden beri Kolaika'yı kullanıyorduk. Dolayısıyla sürece de çok hakim olduğumuz için de mobil projelerini yapmamızı istediler bizden ve biz de şu anda Kolaika'nın tüm mobil uygulamalarını hayata geçirdik ve tüm platformlarda insanlar bizim yaptığımız Kolaika application'ını kullanıyorlar. Bobo Türkiye için yaptığımız web sitesi, bunu esasında bütün dünyadaki Volvo satan, neredeyse dünyadaki tüm ülkelerden bahsediyorum. İsveç merkezinin, yani İsveç'teki merkezden yönetilen bir operasyon var esasında. Tüm dünya ile aynı anda haftalık olarak Volvo İsveç ekibi ve diğer ülkelerde toplantılarımız oluyor. Onlarla beraber bütün dünyadaki Volvo siteleri belli bir senkronla ilerlemek zorunda. Ve şu anda da yanlış bilmiyorsam dünyadaki web tarafını en iyi yöneten ilk 5 ülkeden bir tanesi de Volvo Türkiye. Bizim de çok severek ilerlediğimiz bir projemiz. Hepsi burada için yaptığımız bir proje. Aslında bu biraz eski bir proje. Çok kısa bir hikayesini anlatayım. Yanlış hatırlamıyorsam 2017 galiba. 2017 yılında hepsi buradaki arkadaşlar bize geldi ve dediler ki biz telefon satışlarımızı, telefon kategorisindeki satışlarda KPI'ler tutmuyor. Dolayısıyla biz bunun için bir araştırma yaptık. Acaba neden insanlar telefon almıyorlar diye. Bu araştırmanın sonucunda şöyle bir örnek çıkıyor. Diyorlar ki insanların telefon almamasındaki birinci sebep mevcut telefonlarını satamamaları veya satmakla uğraşmak istememeleri. Çünkü düşünsenize işte siz elinizdeki telefonunu satacaksınız, işte Çankaya'ya gideceksiniz, Mecidiyeköy'e gideceksiniz, orada cep telefoncularla uğraşacaksınız, işte pazarlık yapacaksınız vesaire. Kimse
çoğu kişi bununla uğraşmak istemediği için bir third party ikinci el cep telefonu toplayan bir şirketle anlaştı hepsi burada. O şirket bize kendi fiyatlama kısımlarını anlattılar ve biz de ona göre bir algoritma hazırladık. Siz şu anda hepsi burada girip işte Apple marka iPhone 8'im var. Kamerası çalışıyor, sesi çalışıyor. Üzerinde sadece çizikler var. Ekranı sağlam diye Select Box'tan dataları seçiyorsunuz. Ondan sonra size bir tahmini bir fiyat sunuyor. Bu telefon örnek veriyorum 3.500 TL yapıyor. Siz de ardından da siz onaylarsanız bir kargo kodu veriyor size ve telefonunuzu veriyorsunuz. Eğer beğenmediğiniz gibiyse de size 3.500 TL'lik hediye çeki cep telefonu kategorisinde kullanılmak üzere 3.500 TL'lik bir hediye çeki geliyor. Siz de onu yeni cep telefonu almakta kullanabiliyorsunuz ve böylece o sene hepsi burada. Biz de açıkçası hiç beklemiyorduk çünkü gerçekten çok düşük fiyatı satın alıyorlardı. Gerçekten de o seneki satış hedeflerini tutturdular. Kısık Ateş Pınar Grubu için yaptığımız bir dijital gastronomi platformu. Esasında gastronomi dünyasının hem Instagram'ı hem Facebook'u diyebiliriz. Burada Türkiye'nin bütün ünlü şeflerinin olduğu, gastronomi öğrencilerinin olduğu, evlerdeki veya restoranlardaki amatör şeflerin tariflerini sundukları, içerik yazdıkları, fotoğraf paylaştıkları, gittikleri mekanları anlattıkları bir platformumuz. Çok hızlı büyüyen projelerimizden bir tanesi. Yine Kısık Ateş'te yanlış hatırlamıyorsam 3 veya 4 sene, 4 seneye yaklaşıyor herhalde. 4 seneden beri Atölye 15 çatısı altına çıkan projelerden bir tanesi. Bookyordata aslında bizim en eski projelerimizden bir tanesi 7-8 yıl, belki daha fazla 7-8 yıl olması lazım. 7-8 yıldır bizle devam eden bir proje. Yine fikir aşamasında bize gelmiş bir proje. Amerika menşeli bir proje. Amerika'daki müşterimizin bize yine böyle bir toz bulutu şeklinde anlattığı, böyle böyle benim elimde ve sürekli olarak elde edebileceğim bir business kontak datası var. Yani LinkedIn'den, Twitter'den vesaire anonim olarak toplayabileceğimiz public dataları bu ekip bir şekilde temize çekiyorlar ve yaklaşık içeride 200 milyondan fazla business kontak datası var. Örneğin Oğuz Güç, Atölye 15 mail adresi, cep telefonu, şirketinin büyüklüğü, şirketinin cirosu vesaire. Böyle 22 farklı sütundan 22, 27, 26 sütundan oluşan bir düşünün ve bunun neredeyse 200 milyon satır olduğunu düşünün. Siz Bookyordat.com'a giriyorsunuz. Diyelim ki tarımla ilgili bir iş yapıyorsunuz. Ben Amerika'daki Kaliforniya eyaletindeki tarımla uğraşan, tarım sektöründe olan 1 milyon doların üzerinde cirosu olan 30 kişinin üzerinde çalışanı olan tarım şirketlerinin arasından satın alma departmanının kişilerin bilgilerini istiyorum diyorsunuz. Bu size 200 milyon datanın içerisinde, saniyeler içerisinde, 1-2 saniye içerisinde 123 dataya filtreleyip sizin bunu 60 dolara, 40 dolara, 52 dolara satın almanızı sağlıyor ve ödemeyi yaptığınız zaman size bir CSV dosyası geliyor ve orada siz artık bunu satış tarafında, marketing tarafında kullanıyorsunuz. Gerçekten uzun yıllardır hiç baştan yazmak zorunda kalmadığımız, hala da aynı kodbeyze devam edebilen, bu kadar büyük bir dataya sahip olmasına rağmen yıllardır çalışmaya devam ettiğimiz bir projemiz. RepairFix yine Almanya'da yaptığımız projelerden bir tanesi. Siz aracınızı çarpıyorsunuz. Aracınızın ön çamurluğunu çarptınız ve orada bir hasar oluştu. Ve bu hasarın RepairFix'e giriyorsunuz. Telefonunuzu çıkartıyorsunuz. Fotoğraflarını çekiyorsunuz. Ve yakındaki bütün repair shoplara bu aracınızın bu hasarı görülmüş oluyor ve repair shoplar size ben 200 liraya 3 günde yaparım, 300 liraya 2 günde yaparım, 400 liraya 5 günde yaparım diye tekliflerle geliyor. Ve siz de size en uygun repair shop'u seçip onu aracınızı teslim ediyorsunuz. Tabii ki aslında buradaki hikaye Nav markasının başlattığı bir proje bu. Buradaki yine esasında bir şirketin dolaylı yönden yaptığı yani kendi bayilerine
değerlendirme yaptığı bir proje bu. Ama artık çok hızlı büyümeye de devam ettiği için insanlar içerisinde ciddi kullanılan bir proje haline dönmüş durumda. Lidio, Türkiye'nin en büyük ödeme sistemlerinden bir tanesi. Şu anda eski adıyla Mobil Express, yeni adıyla Lidio. Türkiye'deki kayıtlı kredi kartlarının yarısına fazlasına sahip olan, yarısına fazlası kredi kartı insanların kaydettiği bir mobil ödeme platformunun tüm arayüzlerini, tüm ödeme ekranlarını, ödeme sistemlerini, B2B tarafındaki ekranlarını tasarlıyoruz. Fenerbahçe için yaptığımız Fener sahada uygulaması, Fenerbahçe'nin tüm branşlarındaki, yani U16 futbol takımından masa takımına, e-sports takımından voleybol takımına kadar tüm branşlardaki ligleri takip edebildiğimiz, sezonları takip edebildiğimiz, fikstürleri takip edebildiğimiz, puan durumlarını farklı, takım kadrolarını takip edebildiğimiz, hatta futbol ve basketbol maçlarının canlı yayınlarını takip edebildiğimiz, yani Maçkolik gibi detayları takip edebildiğimiz ve notifikasyonlarınızın saatinize kadar geldiği bir uygulamamız. Merlispoon yine Avrupa'da ve Amerika'da devam eden bir yemek ve yemek tarifi dağıtım uygulaması projesi. Siz yapmak istediğiniz tariflerin, hayata geçirmek istediğiniz tariflerin size ürünleri kargoyla geliyor ve içinden çıkan tarifle o parça parça yemekleri siz bir şef edasıyla hayata geçiriyorsunuz. Esasında özellikle yurt dışındaki bu yeni trendlere çok hızlı adapte olmuş bir proje. Sokrates Dergi şu anda devam ettiğimiz projelerden bir tanesi. İşte Sokrates Dergi biraz daha hani sporla ilgili olanların, ben şöyle tabir ediyorum. Sporu çok seven ve yıllardır sporu takip eden, sporun çok branşını takip eden biri olarak da bizim eskiden NTV Spor Gerçeği vardı. Tüm branşlarda birçok sporla ilgili haberi, yayını NTV Spor'dan izliyorduk. NTV Spor'un ölmesiyle beraber artık dijital platformlar ortaya çıkıyor. Sokrates Dergi de onlardan bir tanesi. Yıllardır zaten dergi yayıncılığı yapıyorlar. Çok başarılı işler yapıyorlardı. Son zamanlarda da YouTube yayınları, podcastleriyle beraber iyice artık Türkiye'de bir spor tarafında bir lider olmaya başladılar ve şu anda onlara bir platform hazırlıyoruz. Yani podcastleri, dergi içeriklerini, videolarını abonelik modeliyle izleyebileceğiniz, abonelik modeliyle erişebileceğiniz bir platform hazırlıyoruz. Startup Market belki duymuşsunuzdur. Startup'la yatırımcıları bir araya getiren, startup'ların kendilerini listeledikleri, yatırımcıya gitmeden önce hazırlandıkları finansal tabloları vesaireyle alakalı hazırlandıkları, yatırımcıların ise startupları gezdikleri, onlarla ilgili bilgi aldıkları, startupların yatırımcılara başvurmalarını sağlayan, yatırımcıların da bu başvuruları arasındaki startupları değerlendirip onlarla görüşmeler sağlamaya başladığım, çok hızlı büyüyen ve birçok startup'ın ve birçok yatırımcının, Türkiye'deki bütün büyük yatırımcıların neredeyse yer aldığı bir platformumuz. Startup Market'te bize yine aynı şekilde böyle toz bulutu şeklinde fikir aşamasında gelmişti. Şu anda çok sağlam adımlarla ilerliyor. Peak Games bizim en sevdiğimiz projelerimizden bir tanesi. 2-3 yıl önce hatırlarsınız Peak Games'in televizyon ekranları çıkmıştı. 41 televizyon kanalında aynı Peak Games'in reklamları çıkmış bir. Dünyanın en büyük HR kampanyasıydı. Türkiye'nin de en büyük üçüncü reklam kampanyasıydı. 41 televizyon kanalı aynı anda kapandı ve simsiyah bir ekran, bir Twitter efektiyle birileri bir şey anlatıyordu ve insanlar korktu. Darbe oluyor vesaire zannettiler. Kanal değiştirdiler, ne oluyor derken yine aynı şeyi gördüler. Kanal değiştirdiler, yine aynı şeyi gördüler. En sonunda Peak'in orada verdiği mesaj şuydu: biz Türkiye'den dünyayı değiştirmek istiyoruz. Dünya çapında işler yapmak istiyoruz. O yüzden mühendislik takımımızı sizleri aramıza bekliyoruz mesajıydı. Yani bir aslında iş ilanlarının duyurusu diyelim en kaba tabirle. Bu iş ilanları neredeydi? Peak.com'daydı.
Pikkom'un aksında kim vardı? Atölye 15 vardı. Buradaki challenge'ımız aslında şuydu. Milyonlarca trafik aldık. Yani anlık olarak 500 binden fazla bir trafik geldi. O gece sadece anlık trafiğimiz. Ve bizim yapmamız gereken şey Peak'in kullandığı HR tool'u, globalde çalışan, global bir servis olan bir HR tool'una web sitesi üzerinden başvuranları göndermekti. Ama sadece bu kadar da web sitesi üzerinden başvurdukları zaman LinkedIn'e bağlanıp LinkedIn API ile o başvuran kişinin datalarını çekip oradan bir PDF generate edip onu Amazon üzerinde S3'e bir yedek olarak PDF olarak atıp diğer bir doğru bir LinkedIn'deki bilgiyi ekleyip onların kullandıkları HR tool'una aktarmak gibi bir şey. Şimdi burada böyle bir anlatınca esasında çok basit. Yani her zaman yaptığımız işler işte bir servise bağlanıyoruz, oradan bilgileri alıyoruz, mapliyoruz, başka bir servise gönderiyoruz. Esasında çok basit. Ama bunu işte anlık 500 bin kişinin olduğunu, milyonlarca kişinin o akşam girdiğini, on binlerce kişinin iş başvurusu yaptığını ve tüm kampanyanın bunun üzerine kurulu olduğunu düşünüyor. Ve bu kampanya 41 televizyon kanalında aynı anda çalışan milyonlarca TL harcanmış bir reklam kampanyası. Yani bizim yaptığımız iş patlarsa, çatlarsa, çalışmazsa başımıza gelecekleri düşünün. Bizim için gerçekten çok stresli bir projeydi. En basitinden şöyle düşünün. Hala var mı bilmiyorum ama sene başında ders kaydı yapmaya çalıştığınızda OAS'a girdiğinizde bir anda işte OAS'a yük bindiğinde o dersleri seçememiniz vesaire oradaki şeyi düşünürken sadece üniversite içinde. Biz burada tüm Türkiye'nin bir anda girdiği bir projeden bahsediyoruz. Amazon üzerinde 200'den fazla sunucunun çalıştığı bir projeydi bizim için. Çok stresli ama inanılmaz keyifli bir projeydi ve alnımızdakiler en ufak bir yavaşlama bile olmadan atlattığımız projelerden bir tanesi. Biraz hızlanayım. Vaktimizi de daha soracağım zaman kalsın. Mobil Avans, Vodafone için geliştirdiğimiz öğrencilerin ufak tutarları, 100 TL, 500 TL, 250 TL gibi tutarları cep telefonları üzerinden, cep telefonları faturasına yansıyacak şekilde kredi çekebilecekleri bir projemizdi. Ama bazı yasal süreçlere takıldığı için yerine giremedi. O iki ve iki Amsterdam'da yürüttüğümüz bir projemiz yine bir cloud hosting şirketi ve Amsterdam'da bütün dünyaya cloud hizmetler satıyor. Onun tüm operasyonunu biz yönetiyoruz. Yine Peak gibi yakın zamanda duyduğunuz, satın alınmasıyla beraber duyduğunuz milyon dolarlık yani birkaç yüz milyon dolarlık Rollic Games'in tüm web operasyonlarını yine biz yürütüyoruz. Biraz hızlanıyorum. Wall Screen dünya çapında ödüllü bir İngilizce öğretme platformu. Sizin İngilizcenizi videolardan, filmlerden kısa repliklerle yani size 10 saniyelik bir replik sunuyor ve 10 saniyelik replikte onu mu dedi, bunu mu dedi diye soruyor. Sizin verdiğiniz cevaplara göre arkada bir akıllı bir algoritma var, daha zor getiriyor veya sizin eksik olduğunuz konuyla ilgili örnek veriyorum işte uyduruyorum. Past Perfect Tense ile ilgili sıkıntılarınız var. Evet, siz oradan Past Perfect'i seçiyorsunuz. Past Perfect ile ilgili videolar geliyor size ve orada belli bir zorluk seviyesine göre size videoları getirip bazı puanları almanızı sağlıyor. Aynı zamanda okullarda öğrencilerin sınıf içerisinde bir yarışmaya döndürecek, o İngilizce dersini eğlenceli bir ortama çevirebilecek bir uygulama. Tatilde kiralıkla aslında çok kısaca Türkiye'nin Airbnb'si. Biz pandemiden bir iki sene önce tatilde kiralayı yapmıştık. Hiç böyle bir şey planlanmıyordu. Pandemi gibi bir şey planlanmıyordu. Otellerin kapanması planlanmıyordu. Tatilde kiralayı hazırladık ve ardından bir yıl sonra pandemiyle beraber tatilde kiralar çok çok iyi seviyelere geldi. Şu anda muhtemelen tam tabii ki bilemiyoruz ama muhtemelen Airbnb'den çok daha fazla ev kiralanan projelerden bir tanesi. Dediğim gibi çok çok farklı projeler var. Çok farklı alanlarda, çok farklı domainlerde işler yaptık. Aslında Atölye 15'in en güzel tarafından bir tanesi de bu. Yani farklı domainlerde farklı işler yapma şansı yakalıyoruz. Dolayısıyla her proje bizim için yeni bir beyaz sayfa. Her proje
yeni bir teknolojiyi deneyebiliyoruz. Her projede bir önceki projeden öğrendiklerimizi, yaptığımız hataları yapmamayı çalışıyoruz. Dolayısıyla kendimizi çok hızlı geliştirmemize imkan sağlıyor. Ama sadece kendimizi geliştirmek değil, öte yandan biz etrafımızı, çevremizdeki ekosistemi de geliştirmeye çalışıyoruz. Yani çünkü çok klasik böyle Coscape sunumu gibi olacak belki ama hakikaten bilginin paylaştıkça çoğaldığına inanıyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar 8 farklı teknik konferans düzenledik, 7'den fazla staj kampı düzenledik, 20'den fazla workshop düzenledik, 5.000'den fazla kişi bunlara katılıyor. Bunların tamamının ücretsiz düzenliyoruz. Örneğin VTK'ya katılan var mı aranızda bilmiyorum ama bugüne kadar 4 farklı VTK düzenledik. Şimdi size şu anda ses gelmiyor ama ben anlatayım yine de. VTK'da biz ülkeden, farklı şirketlerden birçok konuşmacılar çağırıyoruz. İşte Peak Games'ten, Türkiye Golf.tr'nin yapımcılarından, birçok farklı alanlardan, çok Amazon'dan, Facebook'tan, Google'dan bugüne kadar katılımcılar oldu. Onlar kendi tecrübelerini, kendi detayları anlatıyorlar bize. Son yaptığımız VTK'da, pandemi öncesi yaptığımız VTK'da daha fazla kişinin katıldığı, çok keyifli, bütün gün süren bir konferans düzenlemiştik. Bir yandan da bana ses geliyor. Bana da ses geldiği için böyle konuşurken zorlandım. Onun haricinde belki çoğunuzun duyduğu bootcamp'lerimiz, staj kamplarımız oluyor. Bugüne kadar 8 farklı staj kampı, 7 farklı staj kampı düzenledik. 3500'den fazla başvuru geldi ve 350 arkadaşımızla beraber çalışma fırsatı yakaladık bu sayede. Şöyle bahsedebilirim staj kampından. Burada videoda da görebileceğiniz üzere bütün gün süren bir workshop aslında. Sabahtan öğlene kadar biz atölyomuz bir şey anlatıyoruz. Atölyomuz şey yaptığımız işleri, teknolojileri, kullandığımız teknolojileri anlatıyoruz. İş yapma şeklimizi anlatıyoruz. Bütün workflow'umuzdan bahsediyoruz. Öğleden sonra yemeğimizi yiyip hep beraber ufak projeler anlatıyoruz. Tüm katılımcılara ve onlarla beraber bizim ekibimiz ve seçtiğimiz 50 arkadaşımızla beraber, yaklaşık 50 arkadaşımızla beraber oturup proje geliştiriyoruz. Onlarla beraber bir yarışma gibi, bir sınav gibi kesinlikle değil. Onların takıldığı noktalarda bizim yardımımız, fikir verdiğimiz, onların fikirlerini dinlediğimiz bir ortam oluyor ve bu ortamın sonunda, o bugünün sonunda da bize en yakın, en iyi demiyorum, bu bir yarışma değil çünkü bize en yakın kişiyi de ekibimize, atölyemiz ekibine dahil ediyoruz. Bunun haricinde pandemi öncesinde ofisimizde meetup'lar düzenliyorduk. Hemen hemen 2-3 haftada bir, ayda bir meetup düzenlemeye çalışıyorduk. 10 tane meetup düzenlemiştik. 10 konuşmacımız vardı ve 600'den fazla kişi ofisimize davet etmiştik. Aslında bir konu hakkında, teknik bir konu hakkında. VTK'lar biraz daha yüzeysel konular oluyor. Atölye 15 meetup'larında, Atölye 15 Talks'ta çok daha deep diving yapabildiğimiz, çok daha teknik detayları konuşabildiğimiz meetup'lar düzenliyoruz. Ve yaklaşık 60-70 kişiyi de ofisimize davet edip sahnemizde bu meetup'ları dinlemesini. Dinlemek de değil esasında oturup beraber fikir yürüttüğümüz, tartıştığımız, soru cevap şeklinde ilerleyen bir ortam yaratıyoruz ve birçok kişilere tanışmış oluyoruz esasında. Pandemiden sonra da eğer belli bir noktada ofise dönmeye başlarsak da yapacağımız işlerden bir tanesi bu meetup'ları tekrar düzenlemek. Kısaca böyle çok farklı yönlerinden bahsedelim. Atölye 15'in bugün geldiği noktada evet tabii ki ilk kurulduğumuzdan bu yana böyle gelmedik. Bir masa bir sandalye kurulduk. Çok ilk 5 senemiz belki survive etme, ayakta kalma senemizdi. Ondan sonraki 5 sene biraz daha büyüme senemizdi. Şimdiki 5 senemiz ise artık süreçlerimizi optimize edip daha olgunlaştığımız ve yurt dışına açıldığımız.
yurt dışında daha da fazla. Şu anda atölyem için müşterilerin yaptığı projelerin yarısından fazlası yurt dışında. Dolayısıyla en büyük hedefimiz %100 yurt dışında çalışan bir şirket haline dönmek. Bu noktada da yaptığımız çok güzel yatırımlar var. Belki burada public olarak anons ettiğimiz ilk şey olacak ama yakın zamanda yurt dışında da bir şirketimizi kuracağız ve daha aktif olacağız yurt dışında. Artık yurt dışındaki operasyonumuz da başlayacak. Pandemi sonrasında tekrar böyle güzel günlere dönmeyi bekliyoruz. Eğer siz de bizim ekibimize dahil olmak isterseniz, bizim ekibimizle çalışmak isterseniz, Node.js tarafında, JavaScript tarafında, React Native tarafında kendinizi yeterli görüyorsanız, Scrum Master veya QA'seniz veya DevOps üzerine çalışıyorsanız, kariyer.atolio5.com'dan bize başvurabilirsiniz. Atolio5.com'dan aslında bu anlattıklarımın biraz daha hap şeklinde tüm bilgileri görebilirsiniz. Instagram ve Twitter'dan da bizi takip etmenizi, hatta LinkedIn'den de bizi takip etmenizi öneriyorum. Çünkü tüm duyurularımızı, tüm etkinliklerimizi, tüm söylemek istediklerimizi Instagram ve Twitter'da gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Murat, istersen sana geçelim veya sorular varsa onlara cevaplayayım. Öncelikle sunumunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan bir İzmirli olarak da kesinlikle yani karşıma çıkmamanız, özellikle Alsancak Kordon'dan bir ara fotoğraf paylaşmıştınız Instagram'da. Evet, eski Bu... ofisimiz Evet, o zamandan beri takip ediyorum. Birazcık kıskanç bile olabilirim. Şimdi yavaştan soruları alayım. Şöyle Ali Can'dan bir soru var. Alsancak'taydı. Gelecek yıllarda yazılım sektöründeki başka alanlarda yer almak gibi bir planınız var mı? Açıkçası yok. Yani şöyle ki biz zaten çok geniş bir alanda çalışıyoruz. Web ve mobil application'lar develop ediyoruz. Dolayısıyla zaten farklı domainlerde çok farklı domainlerde işler yapıyoruz ama ne bileyim bir otomasyon sektörüne vesaire bir otomasyon tarafı yazılım geliştirme gibi niyetimiz yok. Her zaman web ve mobil uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz. Başka yazılı yokken Yeter. ben de kendi şeyimden sorularından bir sorayım. Şöyle Cloud'da Amazon'da run ettiğinizi söylediniz çoğu şeyinizi. Şimdi ben de bir startup falan bu işlere girmeye çalışırken şöyle bir korkum var. Ya çok pahalılar. Özellikle dolar bazında ilerledikleri için. Bu Cloud'da run ederken fiyatların aşırıya kaçmasının önüne nasıl geçiyorsunuz? İki şey var. Burada bunların hepsini limitleyebileceğin sistemler zaten. İkincisi ise zaten Amazon eğer bir startupsan ve belli bir inkübasyon merkezine girdiysen vesaire sana muhtemelen yani biraz uğraştığın zaman 5 bin dolarlık veya 10 bin dolarlık bir kredi buluyorsun. Bu krediyi bulduğun zaman da aslında işte buradaki tüm deneme yanılmalarını Amazon sana bu 5 bin dolar üzerinden veya 10 bin dolar üzerinden yapmanı imkan veriyor. Bu dolayısıyla aslında bunların, evet Amazon'un öncesinde calculator'ları var. O calculator'larla hesaplayabilirsin bazı şeyler ama çok fazla teknik ve tam öngöremeyeceğin şeyler olduğu için en güzeli hakikaten bu kredilerle ilerleyip onlardan gelecek faturalara kullanılan kredi kullanımlarına göre kendine bir yol haritası çizmek en güzeli oluyor. Dolayısıyla Amazon'un o kredileri tamamen bu sayede buna hizmet veriyor. Tamamdır. Şimdi Enes'ten bir sorumuz var. Yolun başında olan genç girişimcilere en büyük tavsiyeniz nedir? Çok teşekkür ediyorum Enes'e de. Şimdi ben böyle büyük laflar kurabilecek biri değilim. Dolayısıyla çok böyle ahkam kesmek istemiyorum ama yani burada hepimizin bildiği ve hepimizin yaptığı tek bir şey var. Gerçekten azmetmek ve çalışmak, odaklanmak vesaire. Yani çok böyle şey, bu böyle çok büyük laflar etmek istemiyorum. Ama hakikaten ben bu işi biraz futbolculuğa benzetiyorum. Girişimcilik
de öyle. Özellikle yazılım sektörü çok futbolculuğa benziyor. 30 yaşından sonra yazılımcı olmak çok zor. Yani belli başlı şeyleri küçük yaşlarda elde etmek gerekiyor. O yüzden küçük yaşta ne kadar çok şey denerseniz, ne kadar çok projede yer alırsanız o kadar çok tecrübeniz artıyor ve sonraki aşamalarda çok daha doğru kararlar vermenizi sağlıyor. Girişimcilik tarafında ise ben en azından kendi kısmımla ilgili bir şey söyleyeyim. Bize gelen müşterilerle ilgili kısa bir şey söyleyeyim. Birçok insan aslında şuna geliyor. Ya benim bir fikrim var, bir projem var. Ben bunu hayata geçireceğim. Ama işte bunu nasıl yazılıma dökeceğim? Nasıl yazılım haline çevireceğim bunu? Yazılım olmadığı için ben fikrimi hayata geçiriyorum. Dünyanın en büyük saçmalığı bu. Siz zaten bir projeyi hayata geçireceksiniz. Bunun çok küçük bir MVP'sini yapmanız gerekiyor. Ve şu anda o kadar çok tool var ki kendinizi deneyebileceğiniz. İşte Google'un bir sürü platformu var. Onlarca sizin bir test yaratabileceğiniz, fikrinizi valide etmenizi sağlayacak çok platform var. Onları kullanırken, yani biraz abartacağım ama Wix'le bile o kadar çok şeyler yapabiliyorsunuz ki sıfır yazılım bilgisi olarak da. O dataları, Wix'ten aldığınız dataları Google Cloud'a aktarırsınız. Google Cloud'dan BigQuery'e aktarırsınız. BigQuery'den Google Data Studio'ya aktarırsınız. Data Studio'dan kendinize dashboardlar yaparsınız. İstatistikler çıkartırsınız. Yani o kadar çok şey yapılacak şey var ki yani yazılım ekibim yok, yazılım çok pahalı vesaire diye sadece buna sığınmamak gerekiyor. Eğer hakikaten iyi bir girişimciyseniz, iyi bir proje yapmak istiyorsanız fikrinizi valide etmek için birçok ücretsiz veya çok küçük paraları 10 doları, 20-30 doları kullanabileceğiniz birçok tool var. Onlarla başlamanızı öneririm sadece. Nacizane. Çok teşekkürler. Şimdi Can'dan bir soru var. Bu alanlarla bilgisi olmayan bir elektrik elektronik mühendisi öğrencisine ne tavsiye verebilirsiniz? Çünkü staj için gerekli hiçbir yeterliğe sahip değil. Ya Can şöyle söyleyeyim. Ben bu işe başladığımda veya biz ekibimizdeki birçok kişi yazılımla ilgilenmeye başladığında yani yeterliliği bırak ortada bir kaynak bile yoktu. Yani şu anda YouTube'dan, Udemy'den onlarca kaynağa ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki eğer hakikaten bu alanda bir şey yapmak istiyorsanız kendinizi geliştirebileceğiniz birçok platform var. Sadece YouTube'dan bile öğrenebileceğiniz, uygulayabileceğiniz o kadar çok şeyler var ki dolayısıyla okuldaki elde ettiğiniz tecrübelerden ziyade kendi kendinize kaza kaza elde etmiş olduğunuz bilgiler daha kıymetli. O yüzden evet şu an hiçbir yeterliğe sahip olmayabilirsin ama bunları elde edemeyecek olmana da sebep değil bunlar. Bana çok böyle ahkam kestiren laflar ettiriyorsunuz. Çok böyle şeyler kendimi böyle havaya giriyorum böyle büyük büyük laflar ederim ama olsun. Ya dediğiniz her şey çok önemli ya. Ben o konuda her şeyi çok ciddiye alıyorum. Yanında da not defteri falan var. Şimdi şunu sormak istiyorum. Burada büyük ihtimal staj arayan arkadaşlarımız da olacaktır. Stajlara veya genel olarak işe alımlarda nasıl bir süreç işliyorsunuz? Anlatayım. Staj sürecimizi normal şartlarda aslında staj kamplarıyla ilerliyoruz. Senede iki kere staj kampları düzenliyoruz ve işte her birine neredeyse 500 kişi başvuruyor ve aradan bir iki kişiyi ekibe dahil ediyoruz. Senede bunu iki defa yaptığımızı düşünürsen yani ortalama senede 3-4 kişi belki staj kamplarından ekibe dahil ediyoruz. Ama pandemi sürecinde staj kamplarını yapamadığımız için kodluyoruz ekibiyle beraber bir JavaScript Bootcamp'i düzenledi. Bu JavaScript Bootcamp'i 1000'den fazla kişi başvurdu ve orada da bir 30-40 kişilik bir sınıf oluşturuldu bir mülakatların sonucunda. 30-40 kişilik ekip çok ciddi JavaScript eğitimleri aldı. Yaklaşık 7-8 hafta boyunca JavaScript eğitimi aldılar. Sonra bizim verdiğimiz bir projeyi yaptılar ve oradan da bize en uygun kişiyi yine ekibe dahil ettik. Dolayısıyla aslında biraz üzülerek mi hani biraz olumsuz bir şey söyleyeceğim belki ama normal şekilde stajyer kabul etmiyoruz. Çünkü bizde bir stajyer algısı yok.
Yani şöyle, bizde stajyer gelecek, bir ay, 2 ay gelecek, işte zorunlu stajını yapacak, biz evraklarını imzalayacağız, gidecek, o da burada vakit geçirecek, işte fotokopi çekecek falan yani. Egzajere ediyorum. Bizde böyle bir şey yok. Biz aslında staj kampından veya Code.js JavaScript bootcampimizden ekibe junior arkadaşları dahil ediyoruz. Bizim stajdaki amacımız bu insanların zaten mesela hiçbir şey bilmeyen kişileri zaten kabul etmiyoruz. Çünkü burada sıfırdan bir şey öğretmek çok zor. Zaten çok yoğun çalışıyoruz. Dolayısıyla birine sıfırdan bir şey öğretemeyiz. Çünkü burada şunu söylüyoruz. Yani eğer kişi biraz önceki soru gibi yani sen kendine yatırım yapmadıysan, sen kendini geliştirmek için, öğrenmek için uğraşmadıysan çok üzülerekten bizim için yapalım. Ama sen kendini belli bir noktaya az veya çok belli bir noktaya getirdiysen bu alanda ilerlemek istiyorsan o zaman biz canla başla destek oluyoruz. O stajyer olarak görmüyoruz. Junior bir arkadaşımız, junior seviyede bir arkadaşımız olarak görüyoruz. Onu ekibe dahil ediyoruz. Onu gerçek projelere sokuyoruz. Gerçekten sprint koşan takımların içerisinde yer veriyoruz. Dolayısıyla onun da gelişimini çok hızlı sağlıyoruz. Yani olan bir şeyin üzerine hemen parlatmaya hızlıca başlıyoruz. Ama dediğim gibi bunları da içinde o belli bir seviyede olduğunu görmek için de mutlaka bizim staj kamplarımıza veya işte yaptığımız bootcamp'lere gelmesi gerekli. Oradaki süreçlerden geçmesi gerekiyor. Ama dersiniz ki ya Oğuzcum iyi hoş anlatıyorsun ama ben junior seviyede değilim. Ben çok daha kendimi geliştirdim. Ben çok daha hazırım. Çatır çatır iş yaparım. Sizin ekibinizde yer alabilirim diyorsanız da kariyer.atölye15.com'a girip veya web sitemizden kariyer bölümüne girip iş 7 farklı 9 farklı pozisyonumuz var şu anda. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Orada yine bir staj pozisyonumuz var bu arada. Yani staj için başvurabiliyorsunuz oraya yine. Ama onu aslında bu staj kamplarına vesaire kayıt almak için tutuyoruz. Tamamdır. Çok teşekkürler. Şimdi Rabia'dan bir soru geldi. Sonra Enes onun üzerine ekledi. Ben direkt birleşik olarak okuyacağım. Bu işe ilk giren birine kendi şirketini kurmasını mı yoksa bu işi daha iyi bilen birilerinin bünyesinde çalışmasını mı tavsiye edersiniz demiş Rabia. Enes de şöyle bir şey eklemiş buna. Ya da fikri başkası için geliştirmesi bir nevi satması mı? Yani fikri satması mı falan onu bilmiyorum. O çünkü hani çok geniş bir konu ve fikirden fikre, projeden projeye değişir. Onun için bir yorum yapamam. Ama bir kişinin yani ben çok kısa da olsa farklı ajanslarda çalışma fırsatı yakaladım. Staj yapma fırsatı yakaladım. Staj dediler. Günde 18 saat çalışıyordum. Firma sahiplerine daha fazla çalışıyordum. Çok genç yaşta Atölye 15'i kurdum ve devam ettim. Dolayısıyla böyle çok farklı şirketlerde çok farklı tecrübelerim olduğu için bir şey diyemem ama şeyle çok yani birçok konuda zamanında birçok konuda değil de bazı konularda yanlış kararlar verdiğimizi şimdi anlıyorum. Dolayısıyla daha önce bir yerlerde çalışmış olsam, kendimi biraz daha geliştirmiş olsam, hem teknik anlamında hem business anlamında kendimi geliştirmiş olsaydım belki daha önce yaptığım hataları yapmazdım. Dolayısıyla eğer böyle bir şirket kurmak gibi bir hayal varsa bence mutlaka öncesinde farklı yerlerde çalışıp farklı tecrübeler etmek gerekli. Çok teşekkür ederiz. Şimdi çok sizinle vaktinizi almadan son sorulara Estağfurullah. geçelim. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Ben bayağı uzun bir süredir web development ile uğraşıyorum. Liseden beri falan, ortaokula kadar gidiyor hatta. Ve şu kavramın Süper. gerçekten önemli olduğunu gördüm. Open source. Open source gerçekten artık çok kritik bir haline geldiğini düşünüyorum. Ve bu yüzden şunu sormak istiyorum. Aynı şekilde diğer yazılımcılar için de. Open Source'un önemi siz ve Atölye 15 için nedir? Firmalar buna ne gözle bakıyor? Firmalar buna çok iyi gözle bakmıyorlar özellikle Türkiye'de. Ama biz çok ciddi open source projeler
geliştiriyoruz. Yani bizim GitHub hesabımıza girdiğiniz zaman birçok open source projemizi görebilirsiniz. Open source projeler hem community'yi geliştirmek için hem insanın kendini geliştirmesi için çok çok önemli. Hakikaten işte klasik laf o bilgiyi paylaştıkça çoğalır muhabbeti gerçekten çok önemli. Dolayısıyla işte bizim yaptığımız open source projelerde insanların kullanmaları için bir şeyler yapıyoruz sonuçta. Onlar üzerine bir şeyler koyarak geliştiriyorlar. Bize faydası oluyor, insanlara faydası oluyor. Aslında çok hızlı bir gelişime sebep veriyor. Ancak şirketler tabii ki ticari sebeplerden dolayı çok fazla open source'a yönelmiyorlar. Ama işte birçok büyük projenin işte public API'leri var. Niye bu public API'leri sunuyorlar? İşte open source projeler geliştirilmesi için. Open source kültürünü şu an bu şekilde yorumluyorum ama önümüzdeki yıllarda gittikçe bu algı değişecektir. Yine Türkiye'de de yurt dışında da birçok kurumların da open source proje geliştireceği, kaynaklarını public olarak açacaklarını düşündüğüm bir dünyaya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla open source'u hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Biz de elimizden geldiğince katkı vermeye çalışıyoruz. Yani benim aslında daha sorum vardı ancak kurduğunuz cümlelerle onları da yanıtladınız. Firma içi kültürden başka sorulara kadar gerçekten çok bilgilendiriciydi. Arkadaşlar son bir kez soralım. Başka soru var mı? Bir bekleyelim 2 dakika daha. 1 dakika daha. Tamam. Atölyemiş GitHub hesabında yani development'la uğraşan arkadaşlarım da Atölyemiş GitHub hesabını takip etmelerini öneririm mutlaka. Orada geliştirdiğimiz open source projelerimiz var. Onlar onlara katkı sağlarlarsa çok seviniriz. İş başvurusu yapmak veya staj başvurusu yapmanın da aslında en güzel yöntemlerinden bir tanesi. Yani bahsedilmeyen, yazılı olmayan ama hakikaten orada yapacağınız bir katkı bizim çok dikkatimizi çekebilir. O yüzden mutlaka o GitHub hesabımızdan open source projeleri incelemeni, hatta kullanmalarını bizim ekibimize dahil olan birçok arkadaşımız da, yani çok bilmiyorum bazı arkadaşlarımız da ya ben sizin zaten geliştirmiş olduğunuz şu proje, şu open source projeyi kendime çekip kullanıyordum, onun üzerine şöyle yapıyordum vesaire diye başladığımız muhabbetlerden geliyor. Dolayısıyla o open source projelerimizi, daha doğrusu GitHub hesabımızı takip etmenizi öneririm mutlaka. Böyle o senin arayı boşluğu doldurmuş olayım dedim Murat. Ben orada hedefim vardı. Sizin checklist projenizi ben alıp Firebase'e geçirmeye Evet. çalışacağım. Yazda boş bir vaktim. Süper olur. Süper olur. Zannedersem sorular da bu kadar. Tamam. Çok teşekkür ediyorum herkese. Ben gerçekten çok teşekkür ederim. Tüm kulübümüz ve okulumuz adına burada bizimle olduğunuz için bu akşam çok teşekkür ederiz. Eğer Ben söylemek istediğiniz teşekkür son bir şey ederim. varsa. Cuma günü zannedersem lead developerlarımızdan elinde Ekonomi Üniversitesi'nde bir sunumu olacak. İşin aslında bizdeki Atölye 15'lik teknik süreçleri, development süreçlerini daha iyi öğrenebilmek için, daha da teknik konulara girebilmek için özellikle development ile ilgilenen, mühendislikle ilgilenen arkadaşlarımızın çok daha dikkatini çekebileceği, çok daha fazla şeyler öğrenebileceği bir sunum olacak. Erincin sunumunda herkesi bekliyoruz diyelim. Çok teşekkür Tamamdır. ederim. Çok teşekkürler. Biz onları gruptan duyuru geçeriz zaten. Eğer Peki, başka bir şey tamamdır. varsa başka yayınlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça Görüşmek kalın. üzere. Kendinize iyi bakın. Çok mersi. İyi akşamlar.